Teşekkürler. Thank you very much, Minister. Teşekkürler Sayın Bakan Marsudi. Bakan Marsudi'nin daveti üzerine Endonezya'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. And I thank Madam Minister for the warm hospitality. Sayın Bakan, today is the 7th anniversary of the heinous coup attempt carried out by the FETÖ terörist organization. Bugün FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'da girişiminin 17. yıl dönümü. Bu aslında bizim tarihimizdeki en kötü terörizm olaylarından biriydi. O gece 251 vatandaşımız en nihai fedakarlığı gerçekleştirdiler. Hayatlarını kaybettiler. 2000'den fazla kişi hayatını yaralandı. Bu şehitlerimiz için demokrasi, özgürlük ve egemenliğimiz için hayatlarını feda eden vatandaşlarımızı kutlamak istiyorum. Ve onları mekanın cennet olmasını diliyorum. Endonezya uzun süreli dostluk ve işbirliği bağlantıları kurduğumuz stratejik bir ortağımızdır. Yine Endonezya Şubat ayındaki depremlerden sonra imdadımıza ilk koşan ülkelerden biri oldu ve sürekli destek sağladı. Bu konudaki destek için teşekkür ederiz. Bu nedenle ilişkilerimize değer veriyor ve onları mümkün olan her alanda güçlendirmeyi ümit ediyoruz. Endonezya ayrıca yeniden Asya girişimimiz kapsamında Güneydoğu Asya ile ilişkili stratejimizin önemli bir uygulama ortağıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl G20 zirvesine katılmak üzere Bali'ye yaptığı ziyaret sırasında ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kuruldu. Bu ilişkilerimiz için son derece önemli bir mihenk taşıydı. Bu mekanizma gündemimizde yer alan konuları ele almak ve bunları yeni bir döneme taşımak için son derece önemli bir fırsat. Bugünkü ikili gündemimizde yine ikili gündemimizi ele aldık. Aynı zamanda ilk stratejik işbirliği konseyinin bir an önce toplanması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bölgesel konuları da değerlendirdik. Afganistan, Orta Doğu, Filistin, Rohingya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu gibi farklı konuları ele aldık. Ekonomik ilişkilerle ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Geçen yıl ticaretimiz %45 oranında arttı. Tabii ki liderlerimizin beklediği 10 milyar Amerikan doları hedefine ulaşmak için çok daha fazla çalışacağız. Yine şirketlerimizle ilgili uzun vadeli işbirliğine odaklanacağız. İnşaat alanı yeni bir sektör olabilir ve Antalya'da önemli projeler gerçekleştirilebilir. Türk müteahhitleri uluslararası alanda çok önemli projeler gerçekleştirdiler. Savunma sanayi yine ikili gündemimizin önüne çıkan konularından bir tanesi. Türk savunma sanayi firmaları spesifik alanlarda liderlik ediyorlar ve bu alanda daha fazla işbirliği gerçekleştirebilir. Finans, teknoloji, ulaşım, enerji, turizm, kültür ve eğitim konularına da ağırlık vermeye devam edeceğiz. Haklar arası bağlarımızın farklı alanlarda geliştirilmesi için çalışma konusunda da yine anlaştık. Türk Hava Yolları'nın Endonezya uçuşlarının artması ile ilgili çok yüksek bir talep var. Bu konudaki sivil havacılık alanında işbirliğimizi artırmaya kararlıyız. Yine tabii ki çok çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Bu anlamda görüşmelerimiz sırasında İslam'a karşı nefret ve Kur'an'a yönelik aşağılık saldırılarda dahil olmak üzere yükselen küresel sorunları da ele aldık. Ülkelerimiz MİKTA platformunda verimli görüş alışverişlerinde bulunuyorlar. Bu nedenle Endonezya'nın MİKTA başkanlığını başarılı bir şekilde gerçekleştirmesinden dolayı takdir ediyoruz. Bugünkü ziyaretim sırasında ASEAN ile sektörel diyalog ortaklığımızı değerlendirdiğimiz ve ileriye görüşmelerimizi yaptığımız ASEAN Türkiye 5. üçlü toplantısını da gerçekleştirdik. Yine Türkiye bu anlamda ASEAN'la siyasi diyaloğunu sürdürecektir. Endonezya'nın başarılı başkanlığı altında ASEAN ile kurumsal ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu dönemde Endonezya'nın vermiş olduğu destekten dolayı da müteşekkiriz. Bir kez daha ifade etmek isterim ki önümüzdeki dönemde Endonezya ile yüksek düzeyli stratejik ortaklığımıza dayalı işbirliğimizi genişleteceğiz ve derinleştireceğiz. Bir kez daha Sayın Marsudi'ye cömert misafirperverliği için teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Bakan Fidan, teşekkürler.